Caner Toygar'la Bla Bla'ya hoş geldiniz. Bugün çok önemli konuğum var. Kendisi milyonlar izlendi mi tıklandı mı diyelim. Ne diyelim Fatih abi? İzlendi diyelim abi. 300 milyona yakın klibi izlendi. Kendisi bugün bizimle. Benim için dünya starı. Eyvallah. Türkiye'nin de starı Kansın. Fatih Bulut bizlerle. Herkes onu geceler abi. Fatih diye tanıyor. Fatih abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi şeref verdin abi. Senin de programın hayırlı uğurlu olsun Bla Bla. Bol izlenimler şimdiden. Bla Bla ne demek sence abi? Bla Bla. Laga luga piriş turuş gibi bir şey. Ondan sonra herkes birbirine Bla Bla yaptı diyecek abi. Öyle bıdı bıdı diyor mu? Fatih abi ilk sorum Fatih Bulut kimdir abi? Fatih Bulut 21-11-1984 Kayseri Yeşilhisar Doğanlı köyü doğumlu. Evli. İki çocuk babası, bir oğlum bir kızım var. Oğlum Muhammed Ali, kızım Eysan Melesem. Buradan gözlerinden öpüyorum ikisini de. Bütün çocukların gözlerinden öpüyorum. Kendi halinde, işinde gücünde biri Fatih Bulut. Peki abi, abi herkes seni Adanalı zannediyor. Ben Fatih Bulut'u yayınımıza alacağımızı söylediğimde Adanalı değil mi o da? Adanalı bizim ama ben Kayseriliyim abi. Niye Adanalı diyorlar abi? Vallahi benzetiyorlar şiveler, hareketler, aynen. Hareketler, tavırlar, bıyıklar. Adanalı çok dostlarımız var. Buradan Adana'ya da selam olsun. Biz de Adana'ya memleket. Ama Kayseriliyiz. Kayseri'ye de selam olsun. Kayseri'ye de selamlar. Fatih abi, ilk şunu sormak istiyorum. Klibin yayınlandı, bir anda gündem oldun. Türkiye herkes seni konuştu. Evet. İlk bunu Rafet Erroman becermişti. Evet. Seneler önce Seni Bilmiyorum. Seviyorum şarkısıyla bir gecede aynen meşhur oldu. Şimdi aynen de sen oldun abi. Aynen meşhur aynen olmadan önce, o klip patlamadan önceki gün ne yapıyordun abi? Nasıl bir hayat yaşıyordun? Valla işte programlara falan gidiyordum. Ekşi olarak da fabrikalarda da çalışıyordum. Allah Allah, ben onu aynen bilmiyorduk abi. Aynen. Gündüz fabrika, akşam işte sahne, gazete. Sahne. Hafta sonları düğünler falan oluyordu. Düğünlere gidiyorduk. Düğün bizim işimiz Caner Baba, biliyorsun. Aynen. Düğünden gelmeyiz. Öyle sürüyordu. İşte Antalya'da programım vardı. Orada bir arkadaşla tanıştım. Hüseyin Çeliker. Buradan Hüseyin Çeliker'e de selam olsun. Stüdyosunda işte bu geceleri okuduk. İlk okuduğunda o şarkıyı dedin mi bu patlar? Ben zaten bunu biliyordum. Öyle olacağını hissediyordum yani. Ya öyle bir patladı ki abi. Aynen. Biz mesela işe... O bu kadar da beklemiyordum. İşin harbisi abi. İstanbul'da işlere gidiyoruz. Arabaya biniyoruz. Geceler iniyoruz. Geceler uykumuzda. Geceler rüyamızda. Geceleri sayıyoruz. Aynen. Devamlı dinlediğimiz bir şarkı. Yani benim gören çocuklar bile geceler amca demeye başlamıştı. Gecelerle hala da ekmeğini yiyoruz. Allah'ım daha çok versin inşallah abi. Her şeyin ailesini versin. Peki okudun azdır, abi. Azdırmasın çocuğu. Sen azmazsın abi. Azarından belli oluyor zaten abi. Az biri baratmasın, çok biri bazdırmasın. Öyle amin, diyelim amin abi. Amin abicim. Peki okudun abi, stüdyoya girdin. Şarkı okudum bitti. Klip nasıl aklına geldi? Taksim'le çıktı. İstanbul'da işte telefon geldi. İstanbul'a klip çekmeye davet ettiler. İşte şirketle anlaştık Darkın Dark'la. Klibimizi çektik. Bir gecede de patladı yani. Hiç umuyor muydun abi? İstiklal Caddesi'ni peşimize taktık. Klibin etkisi oldu mu sence? Tabii. Buradan İrem Sakın da çok etkisi oldu. Buradan İrem Hanım'a da selam olsun. O mu paylaştı? Evet. Story yapıp paylaşmıştı. İhlas gelsin. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler yani. Aynen. Tek taştan neticede abi duvar olmuyor. İyi Caner ki de baba seni tanışmışsın. Eyvallah. Peki ilk eyvallah uyandın baba. Patladığını nereden anladın? Hani telefonla... Valla işte klip bitince İstiklal Caddesi'nde bitirdik zaten. Son sahneyi çektik. Otele geçtik. Yol yorgunuyduk zaten. İstirahat ettik. İşte menajer arkadaş, o zamanki menajer, ismi Beyzu Bayis değil. Kızgınsın herhalde abi. Kızgın değil. Herkes kendinden sorumlu dede. Her koyun kendi bacağından asılır, anlıyor musun abi? Seni kaybettiğinde pişman olmuştun. Aynen bilmiyorum. Allah pişman olacağı hiç de yaptırmasın yani kimseye, kurban olduğum Allah. Ben yüreğimle geliyorum insanlara. Her zaman da öyleyimdir yani. Biraz görünüşümüz biraz şey olabilir ama... Sen kalbimiz, görünüyorsun ama. Aynen. Sen kalbimiz mi gerçekten öyle değil. Doğru neyse hakkın peşindeyiz Caner Baba. Hak'tan olanı seviyoruz yani. Şimdiki menajerler anlasın. Onunla da açtım arayı. Aynen. Aynen. Menajerliğini ben aldım. Bir de bir daha. Menajerliğini ben alayım abi. Hemen iş bağlayacağım bak. Alo. Efendim hoş geldiniz. Cazım baba. Valla kel kördüm, iş kendi işini kendim gördü. Hayır. Anladın mı? En güzel var de biliyor musun abi? Menajerliğine menajer gerek yok. Yok, yeğenim zaten ilk menajerimdi benim. Buradan Veysel Sucu, ona da selam olsun. Beraber ekmeğimizi kovalıyoruz. İşi rast gelsin. Yani benim bir nevi elim kolum ayağım gibi oldu, işi rast gelsin. Kendi içimizden olunca, kendi abi yani işte hiç şeyse kızacak olsak da anlıyor musun abi? Kendimize niye yapıyorsun falan deyip kaşımız çattın, elin adamına yapamaz, kaşımız çattın mı? Değişik filmlerde olabiliyor yani. O da çatını kaçsa da yapacak haberi. Selamun aleyküm, buyur buradan yapın ben sana. Abi. Gerek var mı? Yok. O yüzden bu konuyu da aşmaya gerek yoktu ama. Aynen abi, hiç Allah... Yani Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Ben kötü bir şey demiyorum, yine demiyorum. Aynen.
Yani herkes kendinden sorumlu. Belki benim hatalarım vardır. Ben belki de dört tip değilim. Doğru mu Caner? Çok özel olduğu için sormak istemiyorum da merak ettim. Aynen, aynen. Sen çok merak ettin. Bayağı bir araştırmışsın. Çok araştırdık abi de. Biz de senin merakla seviyorduk zaten. Vallahi sağ olasın. Geçmişte vallahi de öyle. Vallahi ailecek de seviyorum Caner oğlum. Vallahi sağ olasın abi. Vallahi bak. Abi anam çok tempolu hareketleri yapıyorsun Fatih abi. He benim çocukluktan beri var. Aynen. Mi? Niye abi? Hiperaktiflik mi diyecek? Ne diyecek? Bilemiyorum. Devamlı Azer Baba tedavisi, da öyle. Aynen, bunu tedavisi de gördüm. Çocukken bile işte annemin yazmasıyla oynamışsın. Tedaviyi de gördüm. Biraz ellerimi biraz yani eskisi kadar kalmaz diyebilirim yani. Ama sana da yakışıyor abi. Başkası el hareketime bile sevenler vallahi var yani. Gerçekten bak. Sessizimizi ayrı sevenler. El hareketimizi, kişiliğimizi yani anlıyorlar. Yani. Azer Baba da çok aynen şey yapar. Senin ona benzetenler çok de var. Benzetiyorlar. Azer Baba Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Azer Baba olsun, Müslüm Baba olsun. Unutulmayacak efsaneler. Neşet Baba olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Her şarkılarımda söylediklerimle rahmet bağlıyorum yani. Nere 20 lira olursa olsun fark etmez. Aynen. Yani bu Azer, gelmeyecek kişiler. Azer Bülbül şarkıları sana yakışıyor yalnız. Aynen. Bu albüm düşünüyor musun Azer Baba'nın? Azer Baba'dan düşünüyor gibi bir şeyler var, çalışmalar var. En sevdiğin aynen şarkısı abi? En sevdiğim şarkı mı? Ufak şöyle abi, 10 saniye. Sana armağan olsun dayı. İzleyicilerimize gelsin. Aynen. Tabii onun gibi söyleyemek de bir Fatih Bulut olarak. Ama çok büyük bir hareketti. Aynen. Can ömrüm ey bir kuş gibi uçtu gitti neye yarar? Yazık oldu da bu geçtiğime, benden geçti ne yarar? Yazık oldu bak gençliğime, benden geçti ne yarar? Ey neye yarar, neye yarar? Son pişmanlık neye yarar? Ben senden vazgeçtim çoktan, bana dönsen ne yarar? Ben senden vazgeçtim çoktan, kızey beni sevsen ne yarar? Böyle dayı. Bir daha bardak kırmayacağım demiştim. Ne yapıyorsun? Ses alıyor abi. Aman kurban oluyorum. Kan beni tutar. Öyle 112 acil ambulans. Çok kötü bir perhaşıyorum. Evet, tüm Azer Baba sevenlere gelsin. Azer Baba'yı tekrar rahmet tanıyoruz. Mekan cennet olsun. Fatih abi sesin zaten güzel de canlı daha da güzelmiş. Cansın İlk defa evet. O senin yüreğinin güzelliği. Abi bir de seninle ilgili bu düğünde bir şey olmuş. Havaya ateş mi açıldı? He abi. Millet ben düğünü gündem olmak için mi ifade yaptım? Yok, ifade edemedim bir türlü. Bu yeğenimin asker eğlencesiydi. Yani olduğu gibi de anlattım ama bazı yani anlatamadım, ifade edemedim Caner Baba doğrusu. Abi kamera burada, ifade et. Hani pişman bir insan yani yapar abi, bir hataya düşebilir. Ama pişmanlık da iyi bir şeydir, anlatabiliyor muyum abi? İnsan bunu yani kendini güzel göstermek amaçlı değil. Çünkü ilk defa star olmuşuz yani. Biz düğünlerde öyleydik, öyle yani biz. İnsan, ünlü olunca dikkat etmek. Misal yani. O kadar ünlü değilken, geçmişte yani. Eski mi mevzu? Ya yok, geçmişi anlatıyorum yani. Biz ünlü olunca bunlara itmek lazım yani, gerek yok yani. Buradan tüm düğünlerde silah atanlara da lütfen silah atmayınız. Buradan bunu söylemek istiyorum gerçekten. Gittiğim, sahne aldığım yerde de böyle düğünlerde insanlar atıyor, yapacak bir şey yok. Eğer atarsanız ben şarkı markı söylemiyorum diyorum, sahneden iniyorum. Anlıyor dayı, çünkü sütten ağzım yandı. Anlatabiliyor muyum dayı? Çok kötü bir görüntüydü. Pişmanlığımı da dile getirdim zaten Caner Baba. İnsan hataya düşebiliyor. Aynen. Düşmez kalkmaz bir Allah. Anlatabiliyor muyum dayı? Yani bundan sonrasına dikkat etmek lazım. Çünkü halk getirdiyse seni bir yere bir anda da onu yani onu doğru taşıyabilmek bakalım lazım. Yani örnek görünüyoruz. Neticede göz önünde aynen bulunuyoruz. Örnek kişi olmak her zaman iyidir. Kötülükle değil de yani kötü anılmakla aynen değil de iyi anılmakla her zaman. Askerde bir tabir vardı. Kimisi anısıyla işte kimisi he. Söyle abi. Nokta nokta. Allah onlardan nokta noktadan hatırlananlardan eylemesin. Aynen. Caner Baba. Ama her zaman güzeldir. Peki bu videoyu kim servis etmiş abi? Suç değil mi sonuçta? Ha, yapmışlar abi ya. Bir bildiğin birisi mi yoksa? Suç yok, suç şey olurmuş biliyor musun dayı? Suç kötü şey olurmuş sonuçta ya. Senin kimse kabul etmezmiş. Yani sonuçta. Ya olsun dayı. Yine bizim içimizden dayı. Dava etsen süründürürsün vallahi. Vallahi dava ama her şeyin bir davası var. Zamanı
vardır illa. 40 gün var ya, her bir günah olur da yani. Her şeyin sırası var. Peki askerliğe geldik abi. Aynen askerlikle asker. İlgili kötü asker oldum giydim yelek. Çok konuyu çok babamı kaybettim ben askerde dayı. Dayı da diyorum da Caner baba. Biraz doğallıktan. Ne demek istiyorsun? Anlıyorum. Bir de askerlik. Dede diyoruz biz mesela. Aynen dede, aynen ben herkes öyle. Kimisi de diyor ki ya dede deyince yani yaşlı mıyık falan diyor da bu ya, rahmetli babamın abi, babamın lafıydı. Biz hep dedem diye aynen severdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Niye vefat etti abi? Gırtlak kanserinden kaybettik babamı. Ben askerdeydim. Askerlik yapıyorduk işte dayı. Babamın ölüm haberini alınca. Biraz kısmi iş yok. Biraz aynen sıkıntılar oldu. İşte yapabildiğimiz kadar yaptık askerliğimizi. Cenazeye gidebildin abi? Cenazeye yetişemedim de bir gün sonrasına yetiştim işte. Vardım da işte babamı gömmüşlermiş zaten. Orada da işte hep babama okuyordum türkülerimi, şarkılarımı. Babana ondan sonra aleme, aynen aleme okumaya başladım. Babama da yazdım tabii. Babama. Bunu okur musun abi çok özel değilse? Babana yazdım. Buna da yapacağız inşallah ama Caner baba senin programda ilk olsun, vallahi sana olsun. Allah aynen razı olsun. Tüm kader arkadaşlarıma gelsin, tüm yetimlere gelsin. Amin. Sarmışlar beyaz kefene, açıp baksaydım yüzüne, sen kimseyi unutmazdın, herkes gelmiş cenazene. Etme baba, gitme baba, Fatih'i terk etme baba. Yalvarırım yüce Allah, bizleri yetim bırakma. Yalvarırım yüce Mevlam, bizleri çaresiz koyma diye böyle. Mekanda cennet olsun inşallah. Geçmişler bizim. Peki abi baban rahmetli olduğunda dua etmişsin. Keşke babam konusunu en son açsaydık biliyor musun abi? Babam konusu olunca biraz sorulara biraz Fransız kalabiliyor. Olsun abi kusura bakma. Benim başka yok. Asker benim, deyince o aklıma aynen geldi. Yani. Keşke sona sonra. Neyse tam bir dahaki programlarda antrenmanlı oluruz. Cansın evet sorun. Peki abi baban vefat ettiğinde bir dua etmişsin. O dua neydi Fatih abi? Eğer istemiyorsan. Madem açtın ben de anlatayım reis. Ben babam ölünce işte tabii bir sene mezara yani hep yani gidip geliyorum evimizde yakın falan. Ben tabii düşünürken bu acı unutulmaz yani. Bir unutmadık da hala acısı. Rabbim herkese ölümün de hayırlısını nasip etsin. Yani bir hafifletme diyelim ya. Dedim ki ya bir oğlum olursa işte kendi kafamdaki plan projem yani. Helal sütten hiçbirini. Çok şükür onu da buldum. Allah'ım herkesi yuvasıyla mutlu etsin. Yuvasıyla sınamasın. İşte 7 sene çocuk olmadı biz yani. Bu sefer de çocuk derdine düştük. Baba acısı vardı. Çocuk derdi. Rabbim 7 sene sonra nasip etti. Ellerinden öper dedim ya işte. İki tane. Bir oğlum bir kızım. Yani insan var ya trilyon olsun ama Rabbim öyle sınamasın yani. Allah'la pazarlık da olmaz. Haşa onun huzurunda da. Yani evlatsızlık çok kötü bir şey. Yani ben öyle diye. Yani beterinde beteri var. Ben vardı de 42 tabii yaşına geldim abi daha. Allah'ım her şeyin hayırlısını bilirsin. Kardeş günde olmadan neler var. Sen yeter ki Rabbimden iste anlıyor musun dayı? Yani Rabbimin hazinesi geniş. İnşallah. Anlıyor musun baba? Sana da kurban olduğum Allah el eline değmemiş. Gözü gözüne bakmamış nasip etsin. İnşallah abi. Hayırlı evlatlar nasip etsin kardeş. İnşallah. Duamız hep ortak yani. İnşallah. Ondan sonra işte oğlum birinci dayı. İsmini, adını da koydum. Aynen. Muhammed Ali, Mehmet Ali. Aynı yani. Koyduk seviyoruz da babam bizi nasıl seviyorsa biz de evlatlarımızı öyle seviyor. İyi bir baba. Bütün çocuklar aynen. Bütün çocuk tabii onun kestiği tırnak olamak. O ayrı bir insandı. Hala lafı geçtiğinde de yani babamın ben gurur duyarım yani. İnsanlar da gurur duyarak anlatır babamı yani. Tabii tamam, biz de işte şahbasını öne yedirmemeye gayret gösteriyoruz canım. Yedirmiyorsun ha. Vallahi kim söylesem seni çok seviyor herkes. Hiç neyse koyduk canım kardeşim. Biraz bazen kelimeleri telaffuz edemesek de. Güzel konuşuyorsun. Bazen ben de heyecanlandım. Ben de konuşamıyorum abi. Oluyor. İşte o işin lezzetiymiş biliyor musun dayı? Yani o heyecan. Ama güzel konuşuyorsun. İşin lezzetiymiş dayı. Nasıl gidiyor yönetmenim? İyi de baba. Peki abi. Kamera arkasındaki dostlara da selam olsun ayrıca. Onlar da emek veriyorlar. Onlar can ya. Emekçi insan her zaman canımız kurban abi.
Emek olmadan yemek olmaz Caner baba. Aynen öyle abi. Sağ olsunlar bu saatlere kadar bize destek oluyorlar. İşler rast gelsin. Peki abi bu şimdi hiç alakasız bir yerden bir yere atıyoruz. Baba evet. Konusu kapatalım dedim. Seni üzdük. Durum öyle hayata ya. Bu piyasada, bu camiada kimi düşman olarak kendini almasın abi? Ya da yokulmaya da bilir yani. Kara tren kömür seçmez dayı yani. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam ben. Çünkü yani, biliyorsun abi. O neslin evlatlarıyız. Aynen. Çünkü biliyorsun abi eskiden herkes İbrahim Tatlıses'ten çok korktuğu baş için. Severiz İbrahim abi de severiz. Sesini, yani. Yüreğini. Anır mı abi? Severiz yani. Kimseyi de kendimize rakip olarak ya da düşman olarak da göremeyiz. Onlar halk eden her zaman bizim başımızın tacı. Sevgiyle gelene saygıyla, saygıyla gelene sevgiyle. Biz her zaman öyleyiz abi. Yani peki, hiç böyle... kim abi? Buyur abi. İdolün kim bu piyasada? İdolim kim? Hep sevdiklerim var tabii. Rahmetli olanlar var. Müslüm Baba olsun, Azer Baba olsun. İdolümüz Azer Baba tabii. Aynen. Yani benimki aslında özenti değil de Azer Baba'ya. Yani gerçekten yaşayarak, nameyi yaşayarak tek bir sanatçı söyledi. Ben Azer Baba derim. Aynen. İbrahim aynen. Abinin bir sahnesinde İbo Show'da. Ha gördüm, izledim. Şöyle şuradan alıyor ya dayısı. Dalaktan çıkar alıyor. Allah rahmet eylesin. Harbi okumuş dayı. Hangi şarkı? Şarkıyı değirmenim terse döndü. Biliyorum ama YouTube'da çıkıyor şeyde, Instagram'da falan da karşı. Daleye mi yanam, güle mi yanam diye de. Azer abinin de bestecisi Hamza Dekeli vardı. Evet. Benim öz akrabamdır yani. Rahmetli oldu ondan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Akrabamız Devecilerden, o da Adana'da. Gerçekten aklını verene helal olsun abi. Kim olursa olsun yani o duygular bir daha gelmez abi ya. Abi sende de o duygu var ama Fatih abi. Aynen. Yaşayarak okumak her zaman ayrı bir şey. Yönetmenimiz bir şarkı istedi de kaçtı. Yönetmenim, hangi şarkı istiyordunuz Fatih? Değirmenin taşıdığını. Sana gelsin o zaman. Senden de tüm izleyicilerimize gelsin. Değirmenim terse döndü bu sene. Değirmenim terse döndü bu sene. Bulguram yanam, unam yanam. Bulguram yanam, unam yanam. Yar sıvana kanser ben burada verem. Yar sıvana kanser ben burada verem. Ben ona mı yanam, bana mı yanam? Kendime mi yanam, ona mı yanam? Böyle dayı. Eyvallah. Peki Fatih abi, hiç filmde oynamayı falan düşünüyor musun? Vallahi isterim, niye olmasın abi. Geliyor mu filmlerle ilgili? Kendi sinemamızı çekmeyi planlıyorduk, düşünüyorduk işte. Onu neydi abi? Zamana bıraktı. Hayat hikayem, benim yaşantılarım, yaşadıklarım. Olur da aslında abi. Düşünüyoruz dayı da işte bir senarist lazım. Senarist bulalım abi. Hemen yazayım sana abi. Bir günde bir gün beni dinlemesi lazım. Belki bir gün az gelir dayı. Devam abi, yeni dayı. Çalışmalar var mı? Var. Gecelerden sonra var mı? Var abi işte. Çıkarttık, bayağı bir esere imza attık. 15 kişiye saldırdım. Kavga ettiğim zaman onu okuyorum ben. Şimdi bize o konu var ya Caner Baba, 15 kişiye saldırdım, beni gören Fatih abi nasıl saldırdı 15 kişiye? Yani ayakkabının içinden aslında iş başa düştü mü adam çıkar da yani. Anlatabiliyor muyum dayı? Allah başa iş vermesin. Ama bizde saldırganlık tipi yok. Adam yazmış. Hiç kavga etmedin mi abi ya? Gençliğinde etmişsin de sen. Yurttay bir yurttay. Bence neler yapmışsındır Fatih abi. De yani onlar hep geçmişte kaldı dayı. En sevmediğin şey ne abi? Seni kavgaya ne sürükler? Küfür. Küfür hiç sevmem abi. Küfür hiç sevmem abi. Başka ne olabilir abi? Mesela bazen denk geliyoruz. Yanında bayan var. Adama saldırıyor. Hiç sevmedim bir olay yani. Yanında bayan varsa yol olacaksın. Gideceksin kardeşim yani. Anlatabiliyor muyum? En sen mesela bu konuyu sevmem. Peki bu yüzden kavga ettin mi? Bu yüzden kavga. Kavgayı sevmem ben Caner Baba ya. Zamanında. Kavgalarımı anlatmayalım dayı ya. Biz senin gibi bardak kıramıyoruz dayı. Bir aralar çok kötüydüm abi ya. Her şeye kavga ediyordum Fatih abi sen ya. Vallahi yollar. Ama çok iyisin. Sen, biz seni her türlü seviyoruz. Şimdi düzeldim ama abi ya. Fatih abi bir şey soruları var. Şimdi gelen soruları da okuyoruz izleyicilerimizle. Evet, tabii, biz paylaşıyoruz. Tabii, senin her zaman her soruyu açız. Senin geleceğini açıklayın. Duyuyorlar. Duydukları Gelsin. İçinde soru sormuşlar. Mafyavari bir yapın olduğunu soruyorlar. Tabii gayrimeşrudan yani bilmiyorum da. Oralar yani neticede
sahneler, mahalleler onu gerektirdiğinden. Yani yapın da öyle abi. Hani yürüyüşün, yani içme tavırları, tarzımız aynen öyle. Mafya kapıda Kabadayı gibi diyeyim mesela. Öyle mafya biraz ekmeğimizin, daha şey oluyor. Ekmeğimizin öyle mafyası falan. Kabadayı kurban olur gaza alır Çener Baba. Ama görünüşümüz öyle diyorlar. Öyle abi. Aynen ama kalbimiz gerçekten çok güzel. Abi. Gördüm ben seni bugün. Dans. Gerçekten kalbinin güzelliğine. Aynen kardeş. Daha çok inanmıyorum. Kurban olduğum Allah kibir vermesin. Kibir şeytanın işi dayı. Kibirlilik. İnsan ne olursa olsun da kibir olmasın. Kibir şeytandan zaten. Aynen dayı. Söylediğin gibi. Kibiri sevmiyorum da. Hiç sevmediğim bir şey. Hiç konserde tatsızlık yaşadın mı abi? Gittiğin konserlerde. Hiç unutamadığın böyle bir konserde tatsızlık yaşadın mı? Vallahi olmadı abi. Çok şükür. Ha şey oldu. 15 kişiye saldırdım mevzusunda oldu. Diyarbakır konserinde. Sahnemde. Anlatmak da gerek mi bilmiyorum ama. Sen bilesin abi. Bir kavga işte. O şarkı bittikten sonra tam sahnem bitiyordu. İniyordum. Ortalık 56 oldu daha. O şarkıda mı? Evet. Ben sahneye veda ettim o şarkıyla. Millet gaza geldi. Buzluklar, bardaklar, abo, selam aleyküm. Ondan sonra tabii barıştırdık, uzlaştırdık da. Yani, kavganın sebebi belli değil tabii. Şarkı ben değil, şarkı. Şey. Belki şarkı inandıdır, belki aralarında bir musibet vardır, orayı bilemez. Başka da yaşamadım sorun. Peki buradan abi izleyicilere söylemek istediğim şeyler var mı? Kamera orada abi. Vallahi işte yeni eserler yapıyoruz Caner Baba. Takip ederler, dinlerlerse sevinirim. Hakkı Bulut'tan yaptık bir tane, iki tane eser. Hakkı Baba'dan. Buradan Hakkı Baba'ya da selam olsun. Kıskanıyorum'la Ben Buyum yaptık. ST prodüksiyonda Sinan Toprak'ta. Varsın Bana Maço Erkek desinler. Onu da Özdemir Plak'ta. Buradan Özdemir Plak'a ve Cafer Ahmet'e de selam olsun. Orada çıkarttık. Yine bir Özdemir Plak'ta yeni bir eser daha gelecek abi yolda. 10-15 gün içinde çıkacak inşallah. Sayfalarımızda takip ederlerse Instagram, söyle TikTok, abi, YouTube kanalı. İşte takip etsinler ya. Abi. Hadi abimi takip edin. Vallahi getirmeyin. Vallahi lan ya. Takip edin, onlar için her şey yapmaya hazırız yani. Sıkıntı yok. Her şeyi sevenlerimiz için. Yeter ki takipte kalsınlar. Durum öyle dayı. Yengeye ne söylemek istiyorsun? İzleyecektir. Onu çok sevdiğimi dile getiriyorum. İyi ki var. Allah'ın başımdan eski gitmesin. Onun dilinin döndüğü olur. Onun için her zaman ben de yeri farklı ailevi konularda biliyorsun Caner Baba fazla şey yapmam. O benim gizli kara çarşafım şöyle yani. Aynen. Perde arkam o benim dünyam yani ayrı bir dünyam. Gerçekten de birbirimizi seviyoruz. Hep sevgimiz daim olsun. Kurban olduğum Allah dedim ya. Yuvasıyla, ailesiyle kimseyi sınamasın. Böyle yani abi. Abi geceler az önce de konuştuğumuz gibi bir anda patladı. Milyonları izlendi. Aynen 300 milyon oldu. Tarkan bile geçecek dedi. Geçemedi. Geçemezdi zaten. Aynen. Geceler hala zirvede nokta. Fatih abi Rabbim yolunu açık etsin. Eyvallah. Caner Baba. En iyileri. Rabbim senin de yolunu bahtını açık etsin. Bla bla çok bla, güzel bla, bir düşünce. Biz bla bla şarkısı yapalım abi. Yapalım. Bla bla yapalım bla bla. Allah razı olsun abi. Eyvallah geldiğin için. Ayağına sağlık. Yorgun ben yorgun. Teşekkür ederim. Beni geldin. Böyle ilk açılışında konuk ettiğin için sen bize dedim ya değerlisin, ekibin de değerli. Her zaman bir selamına ne dersen Allah razı olsun. Senin kardeşim abi, benim. Ne zaman ne derdin olursa bir çare olursak her zaman yanımda baba. Abi. Son bir şarkı kısa bir söylersen abi kapanışı öyle yapalım. Geceleri yapalım abi. Geceler dedik geceleri okumuyorum. Hadi geceler diyelim o zaman. Gecelerle daha kapatalım. Sizlere armağan olsun. Umut ışıklarım bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler, ezdi tükenmedik bilmez zalim geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler, ezdi tükenmedik bilmez zalim geceler. Uykular haram oldu, geçtiğim baktalan da oldu. Çok sevdiğim yalan oldu zalim geceler. Geceler, Gümenike geceler. Geceler, bla blalı geceler. Mutlu geceler, sevgili geceler. Bla bla'dan herkese sevgiler. Haftaya görüşmek üzere. Cansınız. Bu şarkıda bir sitem gibi bir şey var abi, hareketli ama. Hem ağladı hem oynadı da işte, o duygu da bize. Destek. Eyvallah.